Aron Ferrer işte niye Muro'yu patlattın? Polat'ın peşini bıraksana. Ya sana hem çok kızıyorum hem de çok hoşuma gidiyor yaptığın iş. Benim kafamı yiyorsun. Beşiktaş'ta yemeğe gidiyorum. Adamın biri önüme geçti, durdurdu. Sensin değil mi dedi. Ya dedi, sana bir tane yumruk vurmama izin verir misin dedi. Polat Alemdar'la Aron Ferrer bir şeyde, şey sahnesi çekiyoruz. Asansör sahnesi mi? Asansör sahnesi, ha. Hatırladın mı? Evet, evet. Yani, asansör sahnesinde ben Necati Şaşmaz'ı güldürmeye başladım. Onu güldürüyorum, o da kıkır kıkır gülmeye başlıyor çekimin içinde. Sonunda azar işittik yönetmenden. Rahmetli annemi seçiyorum. Sormak istediğim şu, anneciğim sana gurur verecek bir hayat yaşayabildin mi? Vay, güzel bağladınız. Ben bile duygulandım. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Sizlere söz verdiğimiz gibi Osman Soykut bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Kendi merakım, kişisel merakım için bir davette bulunmak istedim aslında. Çünkü sizdeki o hikayeyi ortaya çıkarmak çok istedim. İstediğiniz kadar siz... devamlılık deyin, mesleğin getirdiği belli avantajlardan sıyrılıp kendi karakterinizle gerçeği yaşayın kendi hayatınızda. Ama bizler özellikle etkilendiğimiz karakterlerin gerçekte kim olduklarını, o karakterden etkilenip etkilenmediklerini istediğimiz kadar bilinçli bireyler olalım ya da olmayalım çok merak ediyoruz. Dolayısıyla ben de şahsi olarak çok merak ettiğim sizle ilgili çok da fazla yoktur, çok az karakterlerdir. Onlardan bir tanesi de sizsiniz bu arada. Bu sabah bir şey yaptım. Sizinle alakalı o algıyı çok merak ettim. Tabii ki tanındığınızı, o dizileri izleyenlerin hatırlamasını, bunları bekliyordum tabii ki. Ama sabah bir story attım. Öyle geri bildirimler aldım ki sizinle alakalı. Hakikaten kendi içimde ne taşıyorsam, onu geniş kitlelerinde taşıdığını fark ettim. Size muhtemelen mesajlar gelmeye devam ediyordur. Pek çok şeyi takip ediyorsunuzdur ama... size şaşıracak bazı notlarım da var sizinle alakalı gelen. Oyunculukla alakalı aslında şunu sormak istiyorum. Derdim hikayeyi her zaman ortaya çıkarmak. Kült projelerde bu kadar başarılı oynamış bir insan. Bu işe nasıl bakıyor? Oynamanın tarifi var mı sizin zihninizde? Oynamanın tarifi hayatın gerçeklerini süzüp özleştirip insanlara geri anlatmak. Hepimiz hayatı yaşıyoruz ama oyuncular bu hepimizin yaşadığı hayatı bir sanat içerisinde özleştirip bize yansıtıyor ve bizim kendi yani izleyicilerin aslında yaşadığı kendi hayatlarını yaşıyorlar. Kendi hayatlarının kendi hayatlarında gördükleri bazı duyguları, olayları tekrar yaşıyorlar oyuncunun sayesinde. Aslında olay bundan ibaret bence. Siz aslında aktarabiliyorsunuz. Yani galiba izlerken içine girebiliyoruz ve şunu siz arzuluyorsunuz ya galiba oyuncular olarak veya sizin dünyada olanlar. İzleyicinin o figüre karşı kötü karakterse onu öldürmek istemesi amiyane tabiriyle, ondan nefret etmesi, o duyguya girmesi filan. Bunlar galiba başarı kriteri. Siz bunu aslında iyi verebiliyorsunuz. Buradaki dinamik ne? Yani mesela videomuzun bu bölümünü izleyen Türkiye'deki oyuncular, oyuncu arkadaşlarımız sizden ne duysa, ya hakikaten olay buymuş ya der. Aslında izleyici için değil, biraz meslektaşlarınız için sordum bu soruyu. Yani kısacası bu hemen olan bu tecrübeyle gelen bir şey. Ben de acemilik döneminden geçtim. İlk yaptığım işler çok daha zor geldi. Çok daha korku içinde böyle... çalışmalar yaptım. Çalıştıkça kendine güven geliyor. Ve usta oyuncunun asıl amacı olan bu fazla yapmacıklı, işte fazla ifadeli, fazla
duygu anlatmaya çalışan teferruattan kurtulup kendimizi ortaya koymak ve kendimizi baz alarak oyunu, kendimizi bu karakterin yerine koyarak basit bir şekilde yani fazla uğraşmadan çalışabilme durumuna geliyoruz. Bu hemen olacak bir şey değil. Yani genç arkadaşlara sesleniyorum tabii. Nasıl oyuncu olunur hemen? Süreçten geçmek gerekiyor, eğitimden geçmek gerekiyor. Bir de tecrübeden geçmek gerekiyor. Siz takip ediyor musunuz oyun Türkiye'de yaradan projeleri ve oynayan oyuncuları? Orada ilginizi çeken işte ya hakikaten bu şey farklı bir seviyeye gelir dediğiniz hani olmuştu da gelişmekte görebileceğimiz isimlerle ilgili var mı yıldız isimleriniz? Yani isimlere veya dizilere detaylı olarak girmek istemiyorum çünkü kimseyi gocundurmak istemiyorum. Benden niye bahsetmedin demesinler, değil mi? Fakat Türkiye inanılmaz. Yani Türkiye işte Hindistan'ın peşinden geliyor. Yani önemli bir merkez haline geldi. Evet, evet. 2006 yılında ben ilk Türkiye'de çalıştım. O zamandan bu zamana inanılmaz ilerleme var. İşte Diriliş'in başarısı zaten bayağı bir damga vurdu. Yani Netflix sayesinde bütün dünyada seyrediliyor. Neler yapıyorsunuz? Çok merak ediliyor. Türkiye'deki nasıl? İnsanlar çok merak ediyor. Neler yapıyorsunuz? Hayatınızın son dönemlerini, şu günleri biraz özetler misiniz bize? Yani güzel hayat mı? Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Bir senedir kapalıyız. Ben Amerika'da yaşıyorum. Merkez burası yani. Çalışmak için Türkiye'ye geliyorum. Tersini yapıyorum yani. Evet. Genellikle yapılanın. Böyle oldu. Yani ben gençliğimde geldiğim için buraya yerleşmiş oldum yani. Tabii Türkiye'de yaşamanın avantajları var. Orada çok çalışıyorsanız. Fakat işte bu böyle gidiyor. Yani bizde rakamlar çok kötü COVID biliyorsunuz. Bizim kısıtlamalar da çok kötü. Hep evdeyiz yani sporu evde yapıyorum. Hiç COVID atlattınız mı? Efendim? Hiç COVID atlattınız mı? Ben olmadı. Bana gelmedi. Henüz. İyi bari. İyi saklandık herhalde. İyi bari. Evet. Aaron Feller. Ha, Aaron Feller değil mi? Hala hatırlıyorlar. Hala mesajlar geliyor. Hala hatırlıyorlar ne demek? Ne mesajlar var? Yani Muro'yu neden patlattı diyor mesela. Yani buradaki duygu aslında ne oluyor biliyor musunuz? Geçenlerde bir programda bir oyuncuyla bunu çok irdeledim. Sizler de çok katılmadığım bir duygu durumu oluyor. Çok projelerde yer aldığınız için izleyiciler de o projeler içerisinde bir yeri, bir bölümü veya bir karakteri kendisine aldığı için siz oynadığınız dizilerin ilgili bölümlerini belki de senaryo bittikten sonra yani oynuyorsunuz, bölüm yayınlanıyor falan. Aradan yıllar geçiyor, unutuyorsunuz. Ama kült projelerde hakikaten bölüm bölüm, dakika dakika, an, enstantane izleyicide etki bırakıyor. Oyunculuk için devamlılık çok önemli ama oyuncularda şöyle bir şey seziyorum. Çok da bu duyguyu anlamama rağmen çok kabul edesim de gelmiyor. Ya bizim için önemli ya. Yani Feller'in oradaki atıyorum X bölümünde yaptığı hareketi YouTube'da dönüp bakabilen insanlarız. Dolayısıyla ben bunu Aaron Feller'e, Osman Soykut'a dediğim zaman ya hatırlamıyorum neydi o? Ya bu duygu aslında bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Çok görüyoruz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? O şöyle bir insan psikolojisi yine aynı noktaya dönüyor. Yani bir oyuncu oyun yapıp da bir seyirci onu izlediği zaman aslında buradaki görevin bu olayın bu işlevin görevin çoğunluğunu izleyici yapıyor. Yani bir takım deneyler falan var. Bir adamı böyle bir deney var. Almanya'da 30'lu yıllarda yapılmış. Bir oyuncuyu şey yapıyor. Oyuncu ifadesiz bir şekilde şeyden bakıyor. Kadrajdan dışarı doğru böyle bakıyor.
Ondan sonra arkasında hemen kesiyorlar. İşte ağlayan bir bebek var veya diğerinde de çok mutlu bir şey var. Çok hüzünlü bir sahne var. Diğerinde de çok mutlu bir sahne var. İzleyici o oyuncunun hüzünlü veya mutlu olduğunu yorumluyor. Yani bu aslında seyircinin kendi yarattığı bir şey. Yani bu duygular seyirciden kaynaklanıyor. Biz hiçbir zaman al bu duyguyu duyacaksın diyemeyiz. Seyirci kendisi yaratıyor. Gerçekten iş olarak mı bakılıyor? Yani etkisinde kalınmadığı kesinlikle söylenebilir mi? Aron Feller'i canlandırmanın Osman Soykut'tan hiçbir şey almamak gibi bir realitesi var mı gerçekten? O var. Tabii o yani işin, oyunculuğun önemli bir kısmı onu hazmetmek, kendine mal etmek ve zaten ondan alınan bir zevk de var. Yani şimdi Aron Feller'in yaptığı o kötülükleri hiçbir hesap sormadan yapabilmek çok eğlenceli. Ama çok pis yani, bir yer ya hakikaten yani. Yani o kafaya girebilirseniz adam işte şunu katledin, bunu öldürün, ondan sonra şurayı yakın. Başka bir güç yani, mafya üstü bir şey aslında yani ha. Bak. Bir de gülümseyerek yapıyor her şeyi. Evet. Yani bu karakterin bir lezzeti var açıkçası. Ve bunu tabii bunu ne kadar zevk alarak yapabilirseniz işte her zaman olmuyor. Aron Feller'de bunu ben yakalayabildim. Zaten onda o nedenle yani oyuncu bir ucundan bir yakalayıp bir karakterin içine zevk alarak girebilirse o zaman oyun iyi oluyor, başarılı oluyor. Bir de işte Arabi'de bunu başarılı. Arabi'de de ciddi bir kitle vardı aslında. Onu da çok hatırlayıp oradan yakalayanlar da oluyor sizi. Şey var, bugün bir avukat arkadaşımla konuştum da size bunu kalacağımı söyleyince ya lütfen bana programdan sonra beni arayıp ya aslında hakikaten onu bildiğimiz tanıdığımız gibi değil de çok daha soğut, hayatı çok daha laylaylan bakan bir insanmış deme bana. Çok üzülürüm, çok hayal kırıklığına uğrarım dedi. Sizinle ilgili gerçekten öyle bir algı var. Peki Aron Feller'e şu noktada konuşmak istiyorum. Neyi anlatıyor size? Neyi ifade ediyor? Hayatınızın o noktasındaki yeri nedir sizin için o karakter? Aron Feller mi? Evet. Aron Feller hepimizde bulunan karanlık tarafı işliyor. Yani eğer hiçbir bedeli olmasa biz de kendi bencil duygularımıza veya soğuk isteklerimize, sonsuz arzularımıza, güç isteklerimize boyun eğip bir Aron Feller haline gelebiliriz. Yani o gibi karakterlerin verdiği ders bu bence. Bu yani işte adam şey yapıyor, kötülük yapıyor ama o kadar karizmatik bir şekilde yaptığı için hoşumuza gidiyor. Yani onu da oynatan sizlerin de orada yarattığı etki önemli aslında baktığınızda yani. Odur. Peki insanlar şunu çok merak ediyor hakikaten. O tarz şeyler değil de galiba sizi görmek istedikleri yer o mesajları verebilen ve hep gizemli taraf aslında. Oyuncu işte gizemli bir karakteri oynaması. İşte aslında Adanalı ta yıllar önceki dizi Zeus oynamışsınız orada da. Zeus oynamışsınız. Efendim? O da zevkli bir karakterdi. Ya ama hepsinde bir gizem var baktığınızda orada. Bu sizin suretinizle de alakalı, verdiğiniz sinerjiyle de alakalı mı? Ya bunun üzerine hiç düşündünüz mü? Çok merak ediyorum. Ya. Kendinizi normal mi konumlandırıyorsunuz? Yoksa o bıraktığınız gizem ve etki hayatın realitesinde de var. Gerçekten sizinle karşılaşıp korktuğunu hissettiğiniz oldu mu? Karşıdaki kişinin. Benim başıma gelmedi. Biliyorsunuz Kurtlar Vadisi'nin bazı oyuncuları bayağı sorunlar yaşamış. Ondan sonra bana o derece olmadı.
Fakat hep böyle bir şey takılmalar oluyordu yani. İki şey isteyeceğim, anı isteyeceğim sizden. Bir, sokak anısı isteyeceğim o yıllara dair varsa. İki, set anısı isteyeceğim. Yaşadığınız ilginç bir anıyı paylaşmanızı rica edeceğim. Şeyde mi? Kurtlar Vadisi'nden. Evet. Kurtlar Vadisi'nden. Beşiktaş'ta yemeğe gidiyorum. Adamın biri önüme geçti, durdurdu. Sensin değil mi dedi. Ya dedi, sana bir tane yumruk vurmama izin verir misin dedi. Ben işte dedim, hiç tavsiye etmem kardeşim. Darptır. Ondan sonra gülüştük falan. Yoluna devam ettik. Karakterin evet. Başarısı. Diğeri de nasıl oldu? Mesela işin gırgır tarafı da var tabii. Şimdi yani bu iş mi diyorsunuz ya? Hani bu sadece bir iş mi? Tabii biz sete gittiğimiz zaman bir sahneyi yani bir lafı bazen 5 kere çekiyoruz. Hani sen lafı güzel çıkarsan bile işte ışık olmadı, ses olmadı. Evet, evet. Geçti, değil mi? Böyle olunca tabii bir rutin haline geliyor bu. Bazen de sıkılıyoruz. Şimdi şeyle Polat Alemdar'la Aaron Feller bir şeyde şey sahnesi çekiyordu. Asansör sahnesi mi? Asansör sahnesi. Ha. Hatırladın mı? Evet, evet. Çok asansör konuşuyor. Sahnesinde ben Necati Şaşmaz'ı güldürmeye başladım. Tamam mı? Ve ondan sonra biz oyun yapıyoruz işte. Ondan sonra bir işte gırgır bir şey yapıyorum. Şeytanlık tuttu. Onu gülüyorum. O da kıkır kıkır gülmeye başlıyor. Çekimin içinde. Ondan sonra sonunda azar işittik yönetmenden. Çok ciddi bir sahneydi ama orada ecelin geldi falan diyor. Bir sahne ama yani 28 kere çekince sıkılmaya başlıyorsun. Bazen işte böyle şeytanlık tutuyor. Birbirimizi güldürmeye başlıyoruz. Ondan sonra yönetmen kızıyor. Şimdi sizinle alakalı bir hayranınız sormuş. Kimsin diye soruna demiş. Felsefi bir soru aslında. Kim olduğunuzu biliyor musunuz? Düşündünüz mü üzerine? Kimsin? Bu zaten yani Aristo'dan işte İbnül Arabi'ye kadar herkesin sorduğu, çalıştığı soru bu zaten. Kimsin? Bence işte insan benliğinde esrarengiz olan budur yani. Kimsin? Yani bizim gerçek kimliğimiz bu taşıdığımız lakaplar, taşıdığımız isimler, sahip olduğumuz şeylerin altında yatan daha derin bir şey. Bu artık dini ve felsefi şeylere giriyor. Bence o ben kimsin dediğimiz zaman her insanın, her birimizin çok değerli bir ruh olduğumuza inanıyorum. Yani her zaman doğru yolda olmuyoruz. Bazen kötü yola düşebiliyoruz ama her insanın derinliklerinde ve merkezinde böyle kutsal bir şey olduğuna inanıyorum. Bir nokta yani. Tabii Müslümansanız bunu Allah'la olan birliğe bağlarsınız ama inanmıyorsanız o zaman dersiniz ki yani ben de bu evrenin bir parçasıyım. Yani böyle güzel bir şey var. Beni günlük hayatta şey yapan işte olumlu bir şekilde ilerlememe yardımcı olan böyle bir görüş taşımaya çalışıyorum. Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir karaktere sahip olmak ister miydi demiş Can Döngel diye bir arkadaşımız. Evet, Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir karakter of tabii ki isterdim. Yani ama o karaktere sahip değilim. onu oynayabiliyorum. Onu taklit edebiliyorum. Ama belki de o derece aydınlanmış, o derece ilerlemiş
bir zihine sahip olmak belki de şeydir, yani zordur. Yani bu dünyada kolay bir şey değil. O bir deha, o bir dahi yani kısacası. Nasıl seviyorsunuz Osman Bey? Ben çok merak ediyorum. Nasıl seversiniz siz? Neyi diye sormayın. Onu siz kendiniz alın. Nereden ele alacaksınız? Sadece nasıl sevdiğinizi merak ettim. Yani benim sevgi pratiğim disiplinli olmak. Yani genellikle tabii insanları düşünerek sevgiden bahsediyorum. Disiplinli olmak şöyle, yani insanların kusurları çok fazla. Yani onda takılırsan, insanların kusurlarına, şeylerine, yaptıkları işte hatalara çok zor geçer bu hayat. Onun için insanlara, kendime disiplin kurarak insanlara daha nasıl söyleyeyim, mütehammil, yeni Türkçesini hatırlayamadım, mütehammil olmak. Evet, yani bu gibi basit şeyler aslında sevgi yolunda sizi çok ilerletiyor. Çok çarpıcı yani, bir şey söylediniz ya, ama disiplin diyerek alıp uçurdunuz ortalığı şu an bence. İki sevgi sizin için mantıksal bir şey midir? Sevgi. Evet. Sevgi gerekli bir şey. Sevgi. Mantıklı bir yerden bakarsınız her zaman. Yani mantıkla ilgili olan bir kısmı da var. Yani mesela mantıklı şöyle. Şimdi siz sevgiyle yaklaşırsanız hayata ve insanlara ve kurumlara, o zaman siz daha az sorumlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Bu mantıklı bir şey. Bu sizin şeyinize, kendi saatinize mantıklı bir cevap getiriyor. Kapanış sorumuz. Çok merak ediyorum bu soruya vereceğiniz cevabı da. Kapanış sorumuz her bölümde, her programımızda, sonda konuklarımıza sorduğumuz bir soru. Dilediğiniz kişiye, dilediğiniz soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ona ne sorardınız? Eyvah. Şimdi dünyadaki milyarlarca insan içinden bir kişi seçeceğim, öyle mi? Evet. Peki. Merak ettiğiniz ve cevabını bilmediğiniz şeyler var mı? Peki. Annemi seçiyorum. Rahmetli annemi seçiyorum. Ve sormak istediğim şu. Anneciğim, senin sana gurur verecek bir hayat yaşayabildin mi? Ay. Güzel bağladınız. Soru yerine. Ben bile duygulandım. Evet. Sizce ne söylerdi? Bence mutlaka evet derdi. Çünkü o çok olumlu bir insandı. Zaten onun sayesinde ben işte böyle meslek değiştirdim. Mimarlık, oyunculuk. Yani bana derdi ki, Osman sen ne kafana ne koyarsan onu başarırsın kardeşim. Özlüyor musunuz? Efendim? Özlüyor musunuz? Tabii mutlaka. Mutlaka. Muhteşem bir kadındı. Evet. Gönül Soykut. Buradan biz de sevgilerimizi göndermiş olalım. Sağ ol. Ben genelde programlarımda bittiği zaman, sona geldiğim zaman şu olur. Tamam. Zihnimde tamam olurum. Yani derim ki evet, konuğunun söylediği ya da söylemediği ya da söylemekten vazgeçtiği, zihninde düşündüğü pek çok şeyi kendi zihnimde harmanlayabildiğimi düşünürüm ve aslında onu tanıma gayesini tamamlamış olurum kendi yolculuğumda. Sizinle ilgili o gizem noktasından çıktık ya, fikirsel bir gizem şuuru oluştu bende. O yüzden bugünkü programı noktalıyoruz, ama ben hayatın her anında sizinle hep konuşmak, aslında hep sormak ve dinlemek isterim. Paylaşmak istedim bunu da sizinle. Teşekkür ederim. Gizeme evet. Devam. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.